Goldbach varsayımı sayı teorisinde 2'den büyük her çift sayma sayısının 2 asal sayının toplamına eşit olduğu iddiası burada modern terimlerle ifade edilmiştir. Rus matematikçi Christian Goldbach bu varsayımı ilk olarak 1742'de İsviçreli matematikçi Leonhard Euler'e yazdığı bir mektupta önerdi. Daha doğrusu Goldbach 2'den büyük her sayının 3 asal sayının toplamı olduğunu iddia etti. Goldbach'ın zamanında kongre 1'i asal sayı olarak kabul etmekteydi. Bu nedenle onun ifadesi konvansiyonun asal sayılar arasına 1'i dahil etmemesi şeklindeki modern versiyonuna eşdeğerdir. Sayılar teorisindeki en eski matematikte çözümsüz problemlerden biridir. Sanı, Goldbach'ın orijinal sanısı üçül varsayım, Euler'e 7 Haziran 1742'de yazdığı mektupta şöyle ifade ediliyor. En azından 2'den büyük her sayı 2 asal sayının toplamıdır. Goldbach burada bir sayısını da asal kabul etmektedir. Bu konvansiyon artık terk edilmiştir. Bir sayısı niçin asal değildir? Çünkü bir asal sayı başka bir asal sayı asla tam bölemez. Oysa bir sayısı diğer asalları da tam böler. Kuvvetli ikil varsayım, 3'ten büyük her çift doğal sayının 2 asal sayının toplamı olarak ifade edilebileceğini öne sürer. Faber & Faber adlı yayın şirketi bu sanının doğru olduğunu 20 Mart 2000 ve 20 Mart 2002 arasındaki 2 yıllık sürede kanıtlayabilecek ilk kişiye 1 milyon Amerikan doları ödül vaat etmiştir. Fakat sanı halen ispatsız olduğu üzere bu ödülü kazanan da olmamıştır. Christian Goldbach 1742'de Euler'e gönderdiği mektupta sayılarla ilgili çalışmaları sonucu şu sonuca ulaştığını söyler. 6'dan büyük her tam sayı 3 asal sayının toplamı olarak yazılabiliyor. Goldbach ulaştığı sonucu ispatlayamadığını da söyler ve Euler'den yardım ister. Euler, Goldbach'a yazdığı cevapta kendisinin de bu varsayımı ispatlayamadığını ama eğer bu varsayım doğruysa 2'den büyük çift sayıların da 2 asal sayının toplamı olarak ifade edilebileceği sonucuna vardığını söyler. Böylece ünlü Goldbach sanısı ortaya çıkmış olur. 2'den büyük her çift sayı en az 2 asal sayının toplamı olarak yazılabilir. Bu sonuca Goldbach'ın yazdığı mektuptan yola çıkarak Euler ulaşmıştır. Ama konunun çıkış noktası dikkate alınarak matematiğe Goldbach sanısı olarak geçmiştir. Goldbach'ın mektubunda sözünü ettiği ilk varsayımı ise 3 asal problemi ya da ikinci Goldbach sanısı olarak bilinir. Goldbach sanısı 350 yılı aşkın süredir ispatlanmayı bekleyen bir matematik problemi olarak gözükmektedir. Matematikte çözüm bekleyen 3 büyük problemden birisidir. Diğer ikisi Fermat'ın son teoremi, Riemann'ın hipotezidir. Halen bu 3 problem ispatlarına kavuşmuş değillerdir. Goldbach sanısı ispatlamaya yönelik çok önemli çalışmalar yapılmıştır. 20. yüzyıla kadar olan çalışmalar özellikle asal sayılar teorisinin geliştirilmesinde çok önemli rol oynamıştır ve asal sayılara olan ilginin artmasına sebep olmuştur. Goldbach sanısı birçok önemli matematikçinin neredeyse ömürlerini harcadıkları bir çalışma haline gelmiştir. Birçoğu tarihe geçebilmek için Goldbach sanısını ispatlamaya çalışmışlardır. Şüphesiz yukarıda sözünü ettiğim gibi bu çalışmaların çok önemli yararlar sağladığı da açıktır. Goldbach sanısı tam olarak ne demek istiyor? Biraz bu konudan bahsedeyim. Goldbach sanısına göre 2'den büyük her çift sayı en az 2 asal sayının toplamı olarak yazılabilir. Bilindiği gibi asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılardır ve en küçük asal sayı 2 olarak kabul edilmiştir. Bir sayının asal olup olmadığı kendisinden küçük asal sayılara bölünerek bulunabilir. Eğer hiç asal sayı çarpanı yoksa sayı asaldır. Matematikteki en eski çözülmemiş problemlerden biri de anlaşılması en kolay olanlardan biridir. Zayıf Goldbach varsayımı, herhangi bir tek sayıyı en fazla 3 asal sayının
kendileri veya bir dışında başka bir sayıya eşit olarak bölünemeyen sayılar toplamına bölebileceğinizi söyler. Örneğin 19 artı 13 artı 3 35 veya 53 artı 13 artı 11 77. Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi'nden matematikçi Terence Tao şimdi bir kanıta doğru adım adım ilerledi. Tek sayıların en fazla 5 asalın toplamı olarak yazılabileceğini gösterdi ve bunu 3'e indirmekten umutlu. Tao yaklaşık 300 yıldır matematikteki en iyi beyinlerden bazılarını atlatan bir cevabı kırmanın katıksız heyecanının yanı sıra bu gıpta edilen hedefe ulaşmanın matematikçileri gerçek hayatta yararlı fikirlere yönlendirebileceğini söylüyor. Örneğin hassas verileri şifrelemek için. Zayıf-Goldbach varsayımı 18. yüzyıl matematikçisi Christian Goldbach tarafından önerildi. Güçlü-Goldbach varsayımı olarak adlandırılan aslında meslektaşı matematikçi Leonhard Euler tarafından yapılan çift sayılarla ilgili bir ifadenin kardeşidir. Güçlü versiyon 2'den büyük her çift sayının 2 asal sayının toplamı olduğunu söyler. İsminden de anlaşılacağı gibi güçlü olan doğru olsaydı zayıf versiyonunu takip ederdi. 3 asalın toplamı olarak tek bir sayı yazmak, ondan 3 çıkarmak ve güçlü versiyonunu ortaya çıkan çift sayıya uygulamak yeterli olacaktır. Matematikçiler her iki ifadenin de 19 haneye kadar olan tüm sayılar için geçerliliğini bilgisayarla kontrol ettiler ve hiçbir zaman bir istisna bulamadılar. Dahası sayı ne kadar büyükse onu diğer sayının toplamına bölmenin daha fazla yolu vardır. Dolayısıyla ifadelerin doğru olma ihtimali daha büyük sayılar için daha iyi hale gelir. Aslında matematikçiler güçlü varsayımın herhangi bir istisnası varsa sayı sonsuza yaklaştıkça giderek daha seyrek hale gelmesini gerektiğini de kanıtladılar. Zayıf durumda 1930'lardan kalma klasik bir teorem varsayıma en fazla sınırlı sayıda istisna olduğunu söyler. Başka bir deyişle Zayıf-Goldbach varsayımı yeterince büyük sayılar için doğrudur. Tao yeterince küçük sayılar için geçerli olan bilgisayar tabanlı sonuçları yeterince büyük sayılar için geçerli olan sonuçla birleştirdi. Daha sonra Tao yaklaşımını genişletmeyi ve her durumda 3 asalın yeterli olduğunu göstermeyi umuyor. Ancak bu güçlü varsayıma yardımcı olmayacak. Tao, zayıf varsayımın kıyaslanamayacak kadar kolay olduğunu söylüyor. Çünkü bir sayıyı 3'e bölerek şanslı olmanız ve tüm sayıların asal olması için çok çok daha fazla şansınız var. Bu nedenle Goldbach'ın ölümünden çeyrek bin yıl sonra hiç kimsenin büyük meydan okumasını nasıl çözeceğine dair stratejisi bile yok. Evet, matematikte çözülmemiş hipotezlerden birine yer verdim bu videoda. Özellikle çok fazla böyle matematiksel terimlerine girmemeye çalıştım ama arada bir iki örnek de verdim size toplama işlemlerine yönelik olanını. Çünkü matematiksel işlemlerine girsem bu sefer şekillerle vesaireyle göstermem gerekecek ki o da ki yani siz gibi dinleyen insanları sıkacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde en azından ne olduğunu bilmeniz açısından ben de okurken bu şekilde okuyarak bilgi edinmiştim. Yani en azından bizlerin anlayabileceği kısımda yazılmış şekliyle okudum. Matematiğin ne kadar değerli olduğunu artık birçoğumuz biliyoruzdur ki şu terim çok net açıklamaktadır. Evrenin dili matematiktir. Yani her yerde her şekilde kullanabileceğiniz bir dildir matematik. Çünkü birçok şeyi şu anda ulaştığımız bilgisayar, internet ortamı her şeyin matematikle oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Goldbach hipotezi büyük matematikçilerin aslında çözemedikleri değişik bir sayısal veri diyebilirim buna. Elbette belki ileride daha büyük zekalar çıktıkça bu hipotezi de çözen çıkacaktır. Belki diğer o iki hipotezi de çözebilenler çıkacaktır. Çıkması ne fayda sağlar? Yine matematikte yeni bir kapı açacağını düşünüyorum. Bu şekilde en azından bu videoda size anlayabileceğiniz dilde bir matematik hipotezini de vermiş oldum. Evet,
Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız.